Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Eve gidip reaksiyon videosu çekeceğim. Normalde bu girişi bilgisayar karşısında yapacaktım ama dedim ki şimdi yapayım. Nefes nefese kaldım, farkındayım. Şimdi 2021'e geldik. Yeni bir yıl. Öyle klasik mesajlarımı iletmeyeceğim. Sayenizde çok iyi bir yıl geçirdim dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Beni seven herkese yeni yılda sağlık diliyorum başta. Sağlık olduğum müddetçe her şey olur zaten. Bir de arkadaşlar Instagram'da öyle çok yıkık paylaşımlar yapıyor bazı milyonluk sayfalar sırf beğeni almak için. Onlara kanmayın. Kötü bir yıl geçirdiniz dostlarım. Her yıl bir öncekinden daha iyi olacak. Sadece kendimizi geliştirmeye bakarsak zaten her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Dışarıdayım, çok konuşamadım. Sizi de sıkmak istemedim. Neyse, çok uzatmayalım dostlarım. Biz reaksiyona geçelim. Bakalım Börü nasıl bir cevap verecek. Ben öyle çok lirikalci biri değilim. Kulağıma hoş gelin dinlerim. Zaten ben müziği kulağıma hoş geldiği için, beni rahatlatması için dinlerim. Bu yüzden öyle çok lirikale takılmam. Fakat bazen böyle gerçek olmayan sözlerden de biraz rahatsız olsam da öyle çok kafama takmıyorum. Bakalım nasıl bir cevaplar vermiş. İyi kötü taraflarını eleştireceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyenler çok öyle bilgi edinmeyecek. Yani ilk tepkimi yansıttığım için, benim reaksiyon videolarım öyle olduğu için öyle çok kafanıza takılmasın. Neden bunu anlamadın, bu göndermeyi falan filan yazmazsanız sevinirim. Bakalım. Joker'in girişini kullanmış. Vaktim keş, sana harcayamam, yok yok. Son bir kez, tamam, bir daha da yapmam, çok zor. Açılın, geldi doktor. Sakin. Beat'i beğendim, drill tarzı bir beat kullanmış. Kendisini doktor olarak görüyor, Joker'i de herhalde hasta olarak görüyor ki yani belli ki hastanın problemleri var. Bu doktor da onun problemlerini çözeceğim hani anlamına vardım. Hani kendi bakış açısından, benim bakış açımdan değil. Bakalım. Geç, sevdiğini aldım. Vaktim keş, sana harcayamam, yok yok. Son bir kez, tamam, bir daha da yapmam, çok zor. Açılın, geldi doktor. Sakinleş, tamam. Sevdiğini aldım. Şimdi sıra sende, tek mi çift mi? Konuşuyordum, pek bir ciddi, ne oldu düşünce? Güzel girdi. Tek mi çift mi? Hep bu laf var ya, tek mi çift mi? Hani 2-3 şarkıdır bu lafları duyuyoruz. Kafana da sözler yazmamış. Hani Joker'in de dinozor devrinin meteorla sona erdiğini söylüyor. Bence güzel bir punch. Şimdi de sefer kalem adisyonda, yeni Joker pornapta vizyonda. Fotoğraftaki sahte dolarları satsam 7 gece kalırdım Hilton'da. Git kendini defnet, beni yorma, adın Joker ama cidden şaka, yoksa bir sefer daha. Abi bir dakika, biri geri alabilir miyiz ya? Bu şarkı sana armağanım, yük trenin çekebilsin diye bir ton daha. Kesinlikle sefer kalem adisyonda, yeni Joker pornapta vizyonda. Fotoğraftaki sahte dolarları satsam. Uy oğlum. Sam 7 gece kalırdım Hilton'da. Git kendini def. Olan Joker'in bir lafı vardı. Sahte dolarlarla şov yapıyor falan diyordu Börü'ye. Börü de diyor ki ben o sahte dolarları satsam zaten Hilton'da 7 yıldızlı kalırım falan diyor. Yıldız mı yoksa oda mı dedi, pek orayı anlayamadım. Sözler olmadığı için. Punchlar harika gidiyor ya. Joker tekrardan cevap verir mi bilmiyorum. Uzun olacak herhalde bu işler. Yorumlara yazın, tekrardan Joker bir şarkı çıkarır mı? Evet, beni yorma, adın Joker ama cidden şaka, yoksa bir sefer daha kendinle çelişmişsin. Yeni adın olsun Willy Wonka, aynı pancı sallıyor 10 aydır. Senin aksine her zaman oradaydım. Bu şarkı kariyerini bitirebilir ama üzülme, olurum sana Ghostwriter. Çok salak. Valla Ghostwriter'ın Joker'e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Valla Joker çok iyi söz yazan bir rapçi. Yani ben şey diyorum, Joker bence çoğu eğitim almış böyle büyük insanların daha zeki olduğunu düşünüyorum da Joker'in öyle söz ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum ama punch olarak güzel. Trene rhyme yapmışsın ama gözüne baktığında raydan çıktın. Eğer punch attığın adamı tanımıyorsan sen sandığından daha da kolpaymışsın. Ne oldu kompa, koyduğum sana şeklin oldu kompa. 100 kişiydik 99'umuz göremedi bile seni. Kaçtın oğlum son gaz, bu arada sana kötü bir haberim var. Bir dakika, kaçtı mı? Joker kaçtı mı oğlum? Mevzu öyle olmamıştı lan. Otoparkta falan yüz yüze gelmemişler miydi? Burada da böyle kaçtığını falan söyledi. Joker herhalde bunu duyduğunda çok sinirlenecektir. Kesin bir cevap verir ama sana şeklin oldu kompa, 100 kişiydik 99'umuz göremedi bile seni. Kaçtın oğlum son gaz, bu arada sana kötü bir haberim var. Joxilla'nın tüketicisi çocuklar, benim yaşımdaki birinin dinleyeceğini sanmana gülmekten oldum orgaz. Vaktim keş, sana harcayamam, yok yok. Son bir kez, tamam, bir daha da yapmam, çok. Bakın nakarat bu. Ben ilkteki nakaratörü çok beğenmedim ama verse'e girişiyle birlikte çok iyi olmuş ve şu an nakarat da tekrardan olunca iyi tamamlamış diyebilirim. Daha neredeyse 1,5 dakikası daha var. Açılın geldi doktor. Sakinleş geç, zevkini aldım. Vaktim keş, sana harcamam yok. Son bir kez tam. Börü'ye helal olsun bu arada, çünkü kendisi Twitter'dan sallamak yerine bir şarkı çıkarıyor. Genelde böyle rapçiler Twitter'da çok yazıyorlar. Ben bu durumdan çok rahatsızım çünkü hani bir rapçisin, bir dinleyici değilsin. Senin için rap yapmaksa bence cevap olarak da yazmak yerine şarkı çıkarılması daha doğru. Börü'yü bu konuda hem cesaret yani nasıl diyeyim sizlere dostlarım, bayağı cesaretli birisi ki böyle bir karşılık vermeye halen devam ediyor. Bence bu konudan da helal olsun diyebiliriz. Devam edelim. Açılın geldi doktor. Bakalım. Zehrini aldın. Giderim bana mı şok? Bu deli sanırım aranıyor. Salak o şarkıda ne dediğimi ufacık çocuklar anlamıyor. Kulağın gerçekten de tıkalıymış. Çalıntı dediğin o. Şarkı benimkine benzemiyor. Ben 10 sene dolarla seviştim. Salak mı bilmem. O güzel güzel. Bak orada şey diyor ya. Joker bir tane sözü vardı. Bir tane şarkıdan birebir aldığını falan söylemiş. Ben öyle bir video yapmıştım tüm göndermeler tarzında. İzleyenler vardır eminim ki. Bence o şarkı esinlenmiş yani birebir, yani flow anlamında bence Börü'nün o şarkıdan aldığını düşünüyorum. Burada birebir benzemediğini söylese de, yani benzemediğini iddia etse de bence aynısı diyebilirim. Bu benim kendi görüşüm bu arada. Söyleyeyim, yorumlarda tabii farklı görüşünüz olabilir, saygı duyuyorum. Giderim bana mı şok? Bu deli sanırım aranıyor. Salak o şarkıda ne dediğimi ufacık çocuklar anlamıyor. Kulağın gerçekten de tıkalıymış. Çalıntı dediğin o. Şarkı benimkine benzemiyor. Ben 10 sene dolarla seviştim. Salak bebe bilmem kine içti. Ama doğru bu, mahkemede ifadem beni gördüğün anki gibi değişti. Anladım hazmetmek zor ama başına gelmezdi bunlar hep çocuk kalmasaydı. Silahı kendi şakalama dayardım, 10 yaş küçük birisi bana saplasaydı. Hadi hayret, diriyle geçmişsin lan, ettim hayret. Seni gidi tam 4 çekirdek hayrep. Sayemde geldi müziğine upgrade. Artık başında var sohbet. Börü, vallahi kardeşim sana helal olsun diyorum. Bu arada Joker'e birçoğu rapçi laf yapıyor. Hani yeter artık, diss atma birilerini, dinleyiciler de izliyor. Fakat Joker'in canlı yayında şöyle bir sözü vardı. Hani bu sözü duyduktan sonra dedim ki hani bu adam haklı. Şöyle bir söz demişti. Eğer ben rahatsız olduğum bir şey şarkımda yer vermiyorsam o zaman neden rap yapıyorum diye bir sözü var. Bence de katılıyorum kendisine ama iyi yazmış. Yani buna ben kötü diyemem. Devam ediyorum. Oldum sana koymanın müptelası, at yalanı, sikimin ananı, sen gördüğüm ilk ayakla if... Ne? Annesine mi küfür etti? At yalanı, sikimin ananı, sen gördüğüm ilk ayak... Eğer öyleyse... Sıkıntı. İftirasın. Gösteremedim itinayı, çok mu sikimde sence dis mi paş mı? Al cebine koy bu disi, üstü kalsın, joksille diye şablon yaparsın. Adama diye yazdım bol bol, sakın ola gelme bir daha Mongol. Bitti oyun, game over, bu da joksille kalene attığım son gol. Ah Joker, şu an bunu dinlerken eminim ki elin ayağın titriyor. Harbi haklısın abi. Bence bir an önce bir cevap ver. Yani yarın ya da diğer gün mutlaka bir karşılık bence verilmeli. Çünkü ben Joker olsam herhalde çok sinirlenirdim. Vaktim keş, sana harcayamam yok. Son bir kez tamam, bir daha da yapmam çok zor. Açılın. Devam edelim. Sana taktım alt. Dur. Sakinleş, zevkini al. Sen bana göre keksin tam İspanya. Seni de reklam ederim lan, kıskanma. Sana taktım altın değerinde paşlarımı. Üstüne yakıştı tüm maşallah. Sayende olmuşsun Redis manya. Sen küçücük Katalanya, ben İspanya. Sayemde olmuşsun dismanya. Bu arada bendiken 10 dakikayı dolduğu için crackli değil dostlarım. Maalesef ekran görüntüsü alamıyorum. Devam edelim ama yine de. İdolüm yok neden her şarkında varım. Gören de idolüm benim sence. Zaten... Vay. Güzeldi ya. Harbi güzeldi lan. Böyle tebrik ediyorum seni. Vallahi. O farkın adı çap, sana çok acele para lazım. Ve sen 98 kilo 30 küsür sene 20 yıl tecrübe 0-3 dakika 47 saniyelik israfsın. Ama lütfen bu da aramızda kalsın. Vallahi böyle tamam, güzel. O son dediğine katılmıyorum ya. Öyle adamın kariyeri var, senelerdir hani kovalıyor, bir işler yapmaya çalışıyor da onu böyle hemen bir şarkıda bilmem kaç saatlik diye adlandırması bence doğru değildi. Son dediğine pek olumlu bakmıyorum. Yani doğru bulmuyorum. Ama cevap olarak bence hem genç arkadaş hani Joker gibi bir rapçiye, hani herkes böyle Joker'den korkar ya, ne bileyim diss atar falan filan. Jokzilla'dır. Bence Börü iyi bir şarkı olmuş. Yani ben buna hani daha çok Joker dinleyen birisi olsam da bence Börü'nün iyi bir şarkı çıkardığını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Benim görüşlerim bunlardı. Dediğim gibi öyle çok bilgi tarzı bir şey olmadı. Elimden geldiği kadar ilk dinleyişimde anlayıp sizlere aktarmaya çalıştım. Daha çok anlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın diyorum. Videonun başında dediğim şeyleri asla unutmayın. Hani öylesine dediğim sözler değildi. Hani beni seven kitleye söylemek istiyorum o sözleri. Kendinize iyi bakın dostlarım. Dikkat edin ve bay bay.